Evet, aşk. Edebiyatta günümüze kadar gelen önemli ve kalıcı eserlere baktığımızda ilk fark ettiğimiz tema aşk oluyor. Pardon hocam. Ben bir şey merak ediyorum da. Söyle Ozancığım. Bu edebiyatımızda yer alan aşk bir sudur, iç iç kudur cümlesi. Kime ait acaba bu cümle? Vallahi onu bilmiyorum da. İlk sen başlamak ister misin? Tabii olur, başlayayım. Ne yapacağım? Herkes bu fanustan birer kağıt çekecek. Ve kağıtta yazan cümlenin kendisine ne çağrıştırdığını anlatacak. Hadi Ozan. Benim kısmetim biraz dipte kalmış galiba. Neyse halim çıksın falim diyelim. Ne yapayım, okuyayım ben bunu şimdi? Aç oku. Ayağa kalkabilir miyim? Lütfen. Ah uzaktan nazik görünen aşk. Nasıl da acımasız ve kaba denendiğinde. Evet. Ne evet? Kime ait bu sözler? Bana ait olmadığı kesin. Doğru söyleyin, siz mi yazdınız? Keşke öyle bir şey olabilseydi. William Shakespeare. Romeo ve Juliet. Evet, çok doğru. Hocam, Ekim arkadaşımız her şeyi çok iyi biliyor. Acaba ona Yıldızlı Peki'yi verecek misiniz? Romeo ve Juliet oyunu arkadaşlar, birbirine düşman iki ailenin genç aşıklar için nasıl bir engel oluşturduğunu anlatır. Peki hocam, yasak aşk mıdır bu? Hayır. İmkansız aşk. Ay çok yazık. İmkansız aşk çok zordur. İnsanın kalbini yer bitirir. Değil mi Emineciğim? Anlat, 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 anlat. Arkadaşlar lütfen, lütfen ciddi olun. Ciddi olun. Kimsenin özel hayatı benim dersimin konusu olamaz. Ah Romeo. Romeo. Keşke beni bırakıp gitmeseydin. Acımdan ne bulduysam yedim. Kesin. Acı, tatlı. Ne bulduysam yutuyorum. Romeo. Kesin artık çocuklar, rica ediyorum. Kusursuz bir yıldan Emine, oturur musun yerine? Şimdi ağlayarak günlüğüne yazar minik kuş. Beni de yemese bari. Ya yeter! Arkadaşlar lütfen boş ders değil ki bu, toparlanın artık. Pardon hocam, çok sıkarım. Neyse, duyduk fanusun sesini. Ders bitmiştir arkadaşlar. Oturun yerinize. Oturun dedim. Ozan sen de. Sen de. İki kişi çıktı, onlara bir şey demediniz. Çünkü senin yapman gereken çok daha önemli bir şey var. Öyle mi? Neymiş o? Dersi dağıttığın için bütün arkadaşlarından özür dileyeceksin. Dilemem. Benim işim dağıtmak hocam. Çok yazık. Küçüksün tabii, bilmiyorsun. Neyse önce şunları toplayalım da kimsenin canı yanmasın. Hayatları darmadağın etmek çok kolaydır Melisa'cığım. Toplamak zordur. Benim de başıma geldi de oradan biliyorum. Çok şey kaybettim ama çok da şey öğrendim. Ağaçlar budanarak güçlenir. Evet arkadaşlar. Dersimize devam ediyoruz. Herhalde şimdi de benim sıram artık. Şu da benim en sevdiğim replik.
ne doğar ki nefretten? Ama daha çoktur sevgiden doğan. Emine, bak sen iyiyim demeden ben buradan bir yere ayrılmayacağım. Duydun mu beni? Ya sen okuldaki kalpsizlere niye bakıyorsun? Bırak konuşsunlar, sen duymazdan gel, geç git ya. Emine, hadi gel bak bir çık konuşalım seninle. Tamam. İstediğin kadar ağlayabilirsin. Ama ben senin iyi olduğunu görmeden, bilmeden şuradan şuraya gitmeyeceğim. Bekliyorum ben burada seni. Ben de sizi arıyordum. Uygunsanız biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kötü bir şey mi oldu? İsterseniz içeride anlatayım. Buyurun. Evet. Buyurun, dinliyorum sizi. Siz olanların farkındasınız değil mi? Bu okulda dönen tuhaf hiyerarşiden bahsediyorum. Birileri almış eline liderliği, konuşup duruyor. Diğerleri de hiçbir şey olmamış gibi kendilerine söyleneni yapıyor. Farkındayım hocam maalesef. Farkında olmamak pek mümkün değil. O zaman bir şey yapın artık. Benimle sürekli emir kipiyle konuşmanızdan çok sıkıldım öncelikle. Ayrıca Ayşe ile ilgili konuda da böyle davrandınız. Sonuç ortada. İşte tam da bu yüzden onu diyorum. Bir an önce harekete geçmemiz lazım. Bir şey sorabilir miyim size? İşimden olurum diye mi korkuyorsunuz yoksa? Yine ne kadar çabuk yargıladınız beni hocam. Bakın ben bir eğitimciyim. Bu işten öte bir şey. Ayrıca eğer doğru bildiğimi yapmazsam en çok kendime kızarım. Gelmeyin peşimden. Melisa! Ne oldu şimdi? Her zamanki hal işte. Emine. Hadi gel yüzünü yıkayalım. Minik kuş da buradaymış. İkim dışarı. Çekil önümüzden. Emine gidelim. Emine hiçbir yere gidemez. İlk önce benden özür dileyecek. Özür dilemesi gereken kişi Emine değil, sensin. İyi. Sen çık o zaman. Ben Emine'den kendim özür dilerim. Hayır. Uzatma, çık. Ne? Çekil şuradan. Sen fazla oldun artık ya, yeter. Sen bana mı dokundun? Melisa lütfen. Özür diliyorum. Suçlu olan sen değilsin Emine. Suçluya da, suçsuza da ben karar veririm. Burası benim okulum. Ona göre davranacaksınız. Öyle mi? Verdim. Gidelim Emine. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Ekim.
Yine ortalığı mı karıştırıyorsun sen? Hocam, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gördüklerim bana yeter. Cezalısın. Okul çıkışı kütüphanenin düzenlenmesine yardım edeceksin. Mustafa! Buyurun Fikret Bey. Toparla şurayı. Çıkın siz de. Ne bakıyorsun be? Fikret Bey temizle dedi ya. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Ama onlarla kimse baş edemez. Ben ederim. Selim Hoca var, Bahar Hoca var. Yalnız değilsin yani. Sakın onları karıştırma. Hem zaten hiçbir şey yapamazlar. Niye yapamasınlar ya? Ziya Hoca da denedi. O da her şeyin farkındaydı. Hatta bir dilekçe bile yazdı. Dilekçe mi? Ne oldu peki? Bilmiyorum. Tek bildiğim çok iyi bir insan. Çok iyi bir öğretmendi. Bana yardım ettiğin için seninle de uğraşacaklar. Çok üzgünüm. Emine. Korktun mu kahraman kız? Sence? Melisa'ya seni öptüğümü söyledin. Büyük cesaret. Az önce de bir kova suyu başından aşağı döktüm. Vay. Birilerinin cesur olması gerekiyordu. Çok çarpıcı. Anlamadım. Sendeki bu cesaret. Keşke bende de olsa. Bunu okulun zorbası mı söylüyor? Hayır. Aşık. Sevgilin yanına git öyleyse. Giderken bir tane havlu götür. Lazım olabilir. Kendine gel. Bu sadece bir oyun kanıt. Hocam müsait misiniz? Evet Hekimciğim, gel. Hocam şey, Emine'ye yapılanlardan haberiniz var mı? Evet, Selim Hoca anlattı. Belli ki bu olanlar bu okulda yeni değil. Hatta Ziya Hoca bu konuyla alakalı bir dilekçe yazmış. Sizin bilginiz var mı dilekçeyle alakalı? Ne dilekçesi? Hala leş gibi kokuyorum. Nasıl şuradan bir parfüm var ya? Baby. O Ekim Maroş'un o pis suda boğacağım ama bekleyin görün siz. Sakin ol tatlım. Geçti bak. Hem mis gibi kokuyorsun. Bizi almadan gidersen böyle olur. Bu ne cüret ya? Hayır yani sen kimsin? Lağım faresine bak. Nasıl? Şu fulleri versene. Hadi tatlım ben sana. Çek ellerini. Yardım istedim mi ben senden? Pardon? Sen hedefini şaşırdın galiba. Ben Ekim değilim. Tabii ona gücün yetmedi, acısını benden çıkarıyorsun. Ya kız kafandan aşağı bir kova su boşalttı. Parmağını bile kıpırdatmadın Melisa. Sen bir şeylerden mi korkuyorsun acaba? Ben kimseden korkmam Ceyda'cığım. Bunu en iyi sen biliyorsun. Artık o kadar da emin değilim.
Melisacığım. Aa, yeter. Tamam. Gerilimi bırakın. Poz verin bakayım. Ben de geldim. Dur. Çek şunu gözümün önünden. Melisa? Aptal. Korkuyormuşum. Gösteririm ben sana korkuyu. Sen niye peşimden geliyorsun? Wow, wow. Bu sinir ne oluyor? Kanatla mı atıştınız siz yine? O nereden çıktı şimdi? Ne bileyim hani... kanat hekimin peşinde çıkınca partiden... bana bir kıyamet alameti gibi gelmişti ama... kıyamet falan kopmadı. Sen hala kanatla arama kimsenin giremeyeceğini öğrenemedin sanırım. Dur tamam neyse ben yapayım. Kanat'ın Ekim'in peşinde dolanıyor olması seni hiç rahatsız etmiyor mu? Beni rahatsız etmiyor da seni çok ediyor herhalde. Yok. Niye etsin ki? Ben sadece sen mutlu ol istiyorum. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Hı. Sanki Kanat'la biz ayrılırsak buna en çok sen sevinecekmişsin gibi geliyor. Ama çok beklersin. Kanat'la aramda bir sorun yok. Ekim meselesi de büyük bir oyunun parçası sadece. Büyük oyun. Oyun hangi oyun? Benim niye haberim yok Melisa? Bir şeyden de haberin olmasın ya. Melisa. Ekim. Selçuk abi. Abi ne yapıyorsun sen burada? Sen maske yorumunu yazanı buldun mu? Sana sormalı Ekim. Anlamadım abi açık açık konuş. Ekim bak ben seninle Leyla'nın iyiliği için uğraşıyorum. Abi bak o yorumu ben yazmadım. Ben yazmadım. Ben yazarım kendi hesabımdan yazardım zaten. Fake hesaptan mı yazardım ya? Ayrıca benim kimseden korkum yok. Melisa, şu Ekim'in yanındaki adam şey değil mi? Kazayı araştıran polis. Ne işi var ki burada? Anlamadım. Ama illa kokusu çıkar. Tamam abi, tamam. Ben anladım seni. Ben abim sandım, geldim senden yardım istedim. Ama hata etmişim. Sen de diğerleri gibi düşünüyorsun değil mi? Anladım ben. Anladım. Ben bu yolda tek başımayım. Ekim, bir dur. Merak etmeyin Süleyman Bey. Mustafa benim kontrolümde. Sonuçta kızının geleceğini çöpe atmayı göze alamaz. Baş üstüne. Saygılar. Girin. Müsait misiniz? Buyurun Bahar Hanım. Sizinle önemli bir konu hakkında konuşacaktım da. Ne oldu? Yine yeni gelen öğrencilerle ilgili bir sorun mu? Yok, onlarla alakası yok. Sizin Ziya Hoca'nın yazdığı dilekçeden haberiniz var mıydı? Dilekçe mi? Yok. Ne dilekçesiymiş o? Okulumuzla ilgili verdiği şikayet dilekçesi. Şikayet dilekçesi mi? Yok böyle bir şey. Nereden çıktı şimdi bu? Öğrencilerden biri söyledi. Kim? Kim olduğunun bir önemi... Eğer durduk yere böyle şeyler uyduran biri varsa kim olduğunu bilmek isterim. Adını verin bana. Fikret Bey, kimse durduk yere böyle bir yalan uydurmaz. Onlar çocuk Bahar Hanım. Söylediklerinin nereye gideceğini düşünmeden istediklerini söylerler.
Hassasiyetinizi anlıyorum Bahar Hanım. Ama rica edeceğim. Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın. Şimdi müsaade ederseniz uğraşacak çok fazla işim var. Kolay gelsin Mustafa Bey. Sağ olun hocam. Ya ben size ne soracağım? Bu bizim Ziya Hoca'nın eşyaları, ne oldu onlar? Siz toplamıştınız galiba değil mi? Evet hocam, ne oldu ki? Ha, yani hala burada eşyalar, doğru mu?